Hürmetler, saygılar. Evet, maalesef yine kansere değinmek zorundayız. Çok çok sürekli arayanlar, sürekli kanserden dolayı tedavi olmak isteyen insanlar olduğu için bu konu her zaman çok çok önem arz etmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda kanserden 2 milyon kişi, 2 milyon kişi ölüyor. Pardon, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon, Avrupa'da 2 milyon, Türkiye'de 100 bin kişi. Ve İsrail'de sadece 118 kişi geçen sene ölmüş. Bu ölenlerin de çoğu, İsrail'de ölenlerin çoğu da Arap, Yahudi değil. Neden dünyada bu kadar insan ölüyor? Avrupa'da 2 milyon, Amerika Birleşik Devletleri burada sadece orayı kastediyor. 1 milyon, Türkiye'de 100 bine ulaşmış. Yani Çin gibi bir ülkede daha çok kanser vakası gözükmesi gerekirken 1,5 milyar nüfusu var. Oralarda ölüm daha az ama Türkiye gibi aşırı antibiyotik, aşırı antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire kullanan insanlar ölüm vakaları daha çok. Aslında kanser ölümleri bu kadar olmaz. Ama neden bu kadar çok oluyor? Çünkü kullanılan ağır kemoterapi ilaçları kişinin bağışıklık sistemini çökertiyor. Bağışıklık sistemi çöken kişi, kemoterapi gördükten sonra bağışıklık sistemi çöken kişi kanserden değil de bu sefer de neden ölüyor? Üşütme, grip, nezle vesaire gibi basit rahatsızlardan ölüyor. Çünkü ağır kimyasal ilaçlar bağışıklık sistemini çökertiyor. Bundan 2 yıl önce Malezya'ya gitmiştim. Malezya'da eczane sordum da eczane ne diyorlar bilmiyorlar. Yani koskoca şehirde, yani geri bir ülke olsa, 3. 4. dünya ülkesi olsa neyse diyeceksin ki. Malezya İsviçre gibi bir ülke. Gelişmiş. Çok çok modern. Eczane yok. Bu insanlar baş ağrısı, diş ağrısı, karın ağrısı olursa efendim depresyona girerse ne kullanır? Bitkisel ürünle kullanıyorlarmış. Evet. Kimyasal ilaçlar sadece hastanelerin eczane dolapları var, böyle küçük dolaplar. O dolaplarda ameliyat öncesi, ameliyat sonrası kullanmak için bulunduruyorlar. Çok tuhafıma gitmişti. Ama zaten tuhaf gitmemesi gerekir. Doğal olması gereken budur. Ama bizde salgın hastalık aşırı şekilde her rahatsızlıkta hemen ilaç kullanma hastalığı ortaya çıktı. Eskiden her türlü bu tür rahatsızlara karşı şükreden insanlarımız en basit rahatsızlıklarda hamdı, şükrü unuttu ve ilaca sarıldı. Geçen sene tüketilen antidepresan 51 milyon kutu. Antidepresan kullanan insan ne olur? Bir, cinselliği gider. Hormonları bozulur. Yavaş yavaş kilo alır. Efendim, hafızaya, beyne zarar verir. Konsantrasyon zafiyet ortaya çıkar vesaire vesaire. Ve kanseri tetikler, kimyasallar. Her insanın kanında zaten kanserli hücre var. Kanında kanserli hücre olmayan insan yok. Yani her insan kanser olma adayı. Peki bazıları kanser olurken, çeşit kansere yakalanırken diğerleri neden yakalanmıyor? Yakalanmıyor çünkü bağışıklık sistemi güçlü. Bağışıklık sistemini güçlü kılan nedir? Hücrelerin içerisinde DNA'nın 17. kromozomunda bir protein var. P53. P53 hücreleri her türlü saldırıya karşı koruyor. Kimyasal saldırılara, serbest radikallere vesaire vesaire. Sürekli saldırılar nedeniyle yapısı dokusu özelliği bozulan hücreleri P53 isimli protein veya gen de denir. P53 isimli gen ne yapıyor? Tamir ediyor. Kısa sürede doğal haline kavuşturuyor. Tabii günümüzde sadece kimyasallar değil. Bir de insanlar abur cubur her şeyi yiyorlar. Cips, jelibon, kek, gofret, çikolata vesaire vesaire. Hepsi kimyasal ilaç dolu. Sadece bir çikolatada 40 çeşit kimyasal var. Cipsi, jelibondu vesaire. O kadar abur cubur besleniyor ki insanlar. Davet ediyoruz hastalıklara. Buyurun gelin, hasta olmak istiyorum der gibi. Şimdi bana bir
Beyefendi geldi. 7-8 yıl önce. Beyninde şöyle bir tümör. Tavuk yumurtası kadar. Doktorlar demiş ki sağ, sol, orta lobda değil kafanın, beyni. Ortada, merkezde. Tavuk yumurtası kadar. Böyle tümör. Doktorlar demiş ki yapacak bir şey yok. 3-4 ay sonra bitti gitti. Yapacak bir şey yok. Gitsin gelsin, yesin içsin. Araştırmışlar. Geldiler bana. Zaten hanımı benim yanımda. Eskiden sekreterdi. Geldi bütün aile. Bir şeyler yap. Dedim ne yapayım ki ben? Ben de Allah'ın aciz bir kuluyum. Ya ne yapayım? Hazreti Musa mıyım, haşa? Elimi asayı alayım, burayım. Düzelsin. Dedim ki deneyelim, bilmiyorum yani. Böyle ağır bir vakada karşılaşmadık. Yapalım iyi de biz de anca deneyebiliriz. Adam böyle psikolojisi bitmiş. Ya boş verin ya. Önemli değil. Zaten öleceğim. Olsa da olur, olmasa da olur diyor. Ailesi hayır hayır kullanacaksın diye baskı yapıyorlar. Siz istediğiniz için geldim zaten dedi. Yoksa gelmezdim dedi. İnanmıyor böyle bir şeylere. Neyse zorla ikna ettiler. Aldı bir set gittiler. 15 gün sonra bir daha, 15 gün sonra bir daha, 15 gün sonra. Üçüncü setten sonra geldiler. Ya sen ne yaptın arkadaş? Ne yaptın dedi. Adamın ağzından, burnundan, kulağından, makadından, idrarından kan geliyor. Ha, kan dediysek şakır şakır akmıyor. Yani birkaç damla burnundan, birkaç damla kulağından, ağzından, burnundan, idrarından, makadından kan geliyor. Gelsin dedim ne olacak? Bir şey olmaz. Ya gelsin olur mu? Olur. Niye olmuyor? Bir şey olmaz. Çünkü burada tümör öyle havada durmuyor. Ne yapıyor? Ahtapot gibi böyle kolları var. İnce ince. Kol gibi kökleri var. Salıyor organdan böyle. Ve oradan besleniyor. Bu kolları vasıtasıyla besleniyor. İncecik saçak şeklinde. Bunlar sökülürken dokuda sinirlere ne yapıyor? Damara, siniri biraz zedeliyor. O zaman ne olur? Biraz kanama olur. Ne olacak? Panik yok dedim. Ha, doğru dediler. Olabilir. Ne yapalım? Deneyelim dediler. Devam edelim. 2-3 hafta sonra kanama kesildi. Panik yok dedim. Tekrar gittiler. 2-3 hafta sonra geldiler. Dediler ki ya kanama durdu. Şimdi dediler bu beyefendi rahat durmuyor. Kendini iyi hissediyor. Çalışmak istiyor. Ne diyorsun? Çalışsın daha iyi. Çalıştı mı kasları güçlenir, dokular güçlenir, bağışıklık sistemi güçlenir. Öyle sürekli yata yata ne olur? Kaslar gevşer, damarlar gevşer, sinirler gevşer, organlar gevşer. Bazıları da hep tembel tembel yatmayı bir şey marifet zannediyorlar. Tembel tembel yatan adamın bütün organları yavaş yavaş sarkar. Çalışmayan insan 50 yaşında geldiğinde 70 yaşında gibi olur. Çalışan insan 70 yaşındaysa 50 yaşında gibi hisseder kendini. Tembellikte şimdi moda oldu. Ya tembel tembel yatacağım. Öyle diyor bazı. Şimdi bu vatandaşın 6 ay kullandığı tavuk yumurtası büyüklüğündeki tümör eridi. Yok oldu gitti. Şimdi bakalım bizim Facebook'ta ne demiş vatandaş. Gülsem İnal hanımefendi diyor ki hocam benim oğlum kanser hastasıydı. Senin ürünlerin sayesinde şu an hayatta. Senin sayende diyor haşa. Biz aciz bir kuluk. Benim bilgim nedir ki? Deryada bir yani denizde bir damladan başka bir şey değil. Allah bizi vesile kıldı o kadar. Yaklaşık 1,5 sene senin ürünleri kullandı. Şu an durumu iyi. Ben bunu öğrenmek istiyorum. 1,5 sene verdim. Yeter mi? Bundan sana teşekkür etmek istiyorum oğlum Mert. Senin sayende hayatta. Senin sayende demek yanlış. Ne diyecek ben de bilmiyorum. Neyse. Allah'a çok şükür kurtuldu çocuk. Bir şeysi kalmadı. Şimdi ama anne burada önemli. Çocuğuna düzenli 1,5 yıl bu ürünleri veriyor. Kolay iş değil. Yani 1,5 yıl. Kolay değil. Ama çoğulu 10 yaşında bu hanımefendinin daha önce kemoterapi görmüş birkaç defa o da.
Her seferinde 6 ay sonra nüksetmiş ve anne üzüntüden, ızdıraptan ne yapacağını şaşırmış. Ben ona dedim ki, bakın sabredebilirseniz, düzenli kullanabilirseniz iyileşebilir. İyileşir demiyorum kesinlikle. İyileşebilir. Nereden biliyoruz? Şimdi zerdeçal. Zerdeçalın birleşiminde kurkumin denen bir etken madde var. Kurkumin. Ne yapıyor? P53'ü güçlendiriyor. P53. İşte bu zerdeçal, şu gördüğünüz bitki. Kök. Biz bunu İzmir Menderes'te yetiştiriyoruz. Tazesi bu şekilde. Evet. Bu da yaprağı bitkinin. Bu da gövdesi. Ben binlerce fotoğraf çektim zerdeçal. Bu da çiçeği. Zerdeçal. Binlerce fotoğrafını çektim. Evet. Kurutulmuş hali. Evet. Kurumuş hali böyle. Ne oluyor da? Zerdeçal nasıl oluyor da etki yapıyor? Tümörü eritiyor. Ne dedim? Çünkü P53 isimli proteini güçlendiriyor. P53 güçlendi mi? Bağışıklık sistemi güçleniyor. T hücresi ve hücresi makrofaj harekete geçiyor vesaire vesaire. Burada birçok rahatsızlığa karşı kullanılıyor. Ve klinik araştırmalardan bahsediyor. İşte şu klinik araştırma yapılmıştır. Dünyada zerdeçalla ilgili 5000, işte burada da P53 geni kanser vakalarında çok önemli. Uzun uzun anlatmışız. DNA'yı tamir eder, yeniler vesaire vesaire vesaire. Evet, mübarek Ramazan günü dermanımız yok konuşacak. Kanserle ilgili bu kadar yeter. Evet. Ne demiş Gülsel Hanım? Allah razı olsun senden. 1,5 sene kullanmış, sabretmiş. 1,5 sene. Bazıları 2 hafta sonra arıyor. Hocam, efendim, iyileşmedim. Neydi derdi? Şu. Ne kadar kullandın? 2 hafta. Ne oldu, acı ne? Niye iyileşmiyor? Ya böyle de insanı sinir eden insanlar var. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra çok çok ağır hastalığı var. Ben niye iyileşmedim? Ama doktora gidiyor. Doktor diyor ki ömür boyu kullanacaksın. Peki hocam. Doktora gidince peki hocam diyor. Ömür boyu kullanacaksın diyor. Bu hapı, şu hapı, o hapı. Peki diyor, gidiyor, kullanıyor ömür boyu. Bana geliyor 2 hafta. Niye iyileşmedi? Sabretmek lazım, sabretmek. Hiç kimse de sabır kalmamış. Sabretmiş, oğlu iyileşmiş. Kemoterapi gördü bu annenin çocuğu. 10 yaşında çocuk. İyileşmedi. Tekrar tekrar nüksetti. Ve hamdolsun biz tedavi Türkiye'de tedavi ettik diyemiyoruz. Pardon. Avrupa'da deniyor. Çin'de deniyor. Türkiye'ye gelince ne yaptık? Okus pokus mu yaptık? Tedavi ettik diyemezsek. Ne diyeceğiz hadi? Söyle bir şey. Onun yerine bir Türkçe kelime uydurmamız lazım. İyileştirdik diyebilir miyiz acaba? Ben de anlamıyorum ki yani. Çok tuhaf. Neyse. Evet, kanser gördüğünüz gibi böyle ahtapot gibi tümörün saçak şeklinde yan kökleri var. Kökler organa böyle yerleşiyor. Yavaş yavaş emiyor. Besleniyor, kanla besleniyor. Bunlar sökülürken biraz rahatsızlık verir. Bu nedenle ilk 2 ay biraz rahatsız olabilir hasta. Aa, niye böyle iyileşti, kötüleşti falan demek yok. Buna Yarış Heksenheimer reaksiyon denir gavurcada. Bu adam bulmuş bunu. Nedir? Yarış Heksenheimer reaksiyon. Yarış Heksenheimer reaksiyon demek, mesela iksir, aloe vera, ben zerdeçal dedim ya kansere karşı. Bazıları diyor ki televizyonda dedin ki zerdeçal dedin. O zaman zerdeçal verir. Kardeşim tamam da kanser hastasının bağırsağında sorun var, karaciğerinde sorun var. Var da var. İksir olmadan, aloe vera olmadan, enginar olmadan bu hastalıklar tedavi edilmez. Öyle bir ürün al, kullan, iyileştin. Yok öyle bir şey. Detoks lazım. Bağırsakları, karaciğeri, bütün organları temizlemek lazım. Basit bir şey değil. Bazıları diyor ki, televizyonda bugün biri gelmiş diyor ki, televizyonda diyor zerdeçal dedim, ben zerdeçal alacağım. Bağırsakta sorun var mı diyorum, var. Karaciğerinde sorun var mı? Var. Onlar ne olacak? Ben kansere gideyim de. Yok, bağırsak. Karaciğer tedavi etmeden nasıl kanser yeniyor? Oradan toksik madde geliyor bağırsaktan sürekli.
Barcelona mantar yerleşiyor. Zehirli gazıyla alkol üretiyor. Komplete tedavi. Komplümer tedavi denir Almanlar. Yani hastalığa yönelik ürün kullanırken bir de detoks, vücudu arıtıcı ürün kullanmak lazım. Bağışıklık sistemine güçlendirmek için. Yoksa nasıl yeneceksin? Bir taraftan zerdeçal kullan buyur. Ama Bars'ına zehirli alkol geliyor, zehirli gaz geliyor. Onlar ne olacak? Mantar yok olması nasıl iyileşecek? Tekrar başa dönecek bırakınca kullanımı. İlle zerdeçal olsun, başka bir şey olmasın. Zannediyor ki bazıları bizim derdimiz sadece para. Yok ya, bizim derdimiz para değil. Allah Allah. O para da lazım da, yani her şey para değil. Bazılarının yaptığı gibi biz hayvan yeminden ürün yapmıyoruz. Allah'tan korkuyor. Elbette ki. Dost doğru iş yapıyoruz. Bizim üretmiş olduğumuz bu ürün dünyada en kaliteli ürün yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz demiyorum. Allah bilir yapabilir miyiz de yapmaya çalışıyoruz. En kalitelisini. Her ürünümüz en kalitelisini yapmaya çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar. Taviz vermiyorum. Evet. Mesela Ormus Gold. Biz bunun bir tank hazırladık. Ormus Gold. 100 mililitresi 100 lira. 500 litre ürün hazırladık. Ben mahkemede işim olduğu için dedim ki elemanlara, mühendisi, ben gidiyorum. pH ayarlanacak şu derecede. Ondan sonra bitti. Gerisini dedim sen yap. Tamam. Ben gittim, benim arkamdan yanlış yapmışlar. Ne oldu? 500 bin liralık ürün çöpe gitti. Hani bozulmadı ama ikinci kalite oldu. Kalite düştü. Kalitesi düştüğü için gene etkili ama kalite düşük. Ne yaptım ben? Düşük kaliteli ürün üretmektense çöpe atarım daha iyi. Döktük. 500 bin lira çöpe gitti. Buyur. Bir hatadan 500 bin lira çöpe gitti. Bir hata. Bir hata. Şimdi Türkiye'de birçok firma var. A, B, C isimlerini söylesem mi? Söylemesem mi? Ben de bilmiyorum. Neyse. Bunların fabrikaları yok. Bunların mühendisi yok. Çalışan kalifiye elemanı yok. Ustası yok. Ustabaşısı yok. Nesi var? Ankara'da bunların bir abisi var. Bir firma yani abisi dediğim. Başka bir firma. Arıyorlar Ankara'da, İstanbul'da, başka bir şehirdeki vatandaş firmayı. Abi fason üretmek istiyorum. Ne diyorum? İyi üretelim. Bak bak. Profesör doktor olmuş adam, başkasına ürün ürettiriyor. Fason çalışıyor. Bana fason yapar mısın? Ne istiyorsun? Ginko. Ne istiyorsun? Ginzek. Ne istiyorsun? Şu. Ne istiyorsun? Ne kadar? Şu kadar. Adam Ankara'dan, Adana'dan, Kayseri'den gönderiyor. Ne var içinde? Hayvan yemi varsa. Zaten hayvan yemi yapıyor bazıları. Ne oldu? Sağlıkta fason olur mu ya? Var mı böyle bir şey? Türkiye'de ilk böyle tuhaf bir şey fason. İnsan sağlığı onun ya. Para olsun da ne olursa olsun. O televizyonlara çıkan şak şak durmadan konuşanlar bir kimisi hırsız, kimisi dolandırıcı. Elimde belge olmadan konuşmuyorum ama belgem var. Yani bir mahkemeye verdim, birinin hırsız olduğunu belgeledim. Bir dava daha açtım iki kişiye. Panaksla manaksla insanları zehirliyorlardım. Onu da kazandım. Yakında o davayı, o belgeyi de sunacağım. Saygılar, hürmetler. Evet. Şimdi geçelim. Grip. Vatandaş diyor ki abi ben diyor çok çok sık sık hastalanıyordum. Şimdi hastalanmıyor. Allah sizden razı olsun diyor. Dua ediyor. La ilahe illallah. Ya yorumda çok maşallah hangi bir karışlıyor yani. Ne diyor? Kesin izin. Evet. Teşekkür yazısı, dua ediyor. O teşekkür etmiş, o teşekkür etmiş, bu teşekkür etmiş. Neyse, bu arkadaş da gastrit. Gastrit. Evet. Tonik kullandım, iyileştim diyor.
Tonik kullanmış, iyileşmiş. Nasıl iyileşmiş? Tonikte ne vardı iyileşiyor, nasıl iyileşiyor? Bunun birleşiminde 19 çeşit bir lahana suyu var. Lahana suyunun birleşiminde ne vardı iyileştiriyor? Lahana suyu ile ilgili Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Çenli, Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Miller ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı hastalar üzerinde birçok deney yapmışlar. Gastrit, ülser, reflü iyileştirmişler. Nasıl iyileştiriyorlar lahana suyunu? Lahana suyunun birleşiminde metil metilyonun sulfonyum bromit denen bir madde var. Bu her türlü bakteriyi, özellikle Helicobacter pylori'yi en doğal şekilde yok eden bir doğal antibiyotik. İki, lahananın birleşiminde çok önemli bir madde var. Nedir bu? Madde değil de bir mikro organizma. Nedir? Yoğurtlardaki bakterinin aynısı, yani Lactobacillus var, bifido bakterisi var. Eczaneden aldığınız bu probiyotikten daha etkilidir lahana. Çünkü bunun birleşiminde probiyotikten daha fazla probiyotik içerir. Probiyotik haplardan. Ve doğaldır. Özel, normal ortamda gelişir. Kültürel değil. Evet. Şimdi bu vatandaşımız ne olmuş? Bağırsaklarında bakterisi hakkında kullanmış, iyileşmiş. Aslında sadece teşekkür edenleri ayırmam lazım. Ama ayıramıyor işte. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Teşekkür etme. Hastalığın neyse yaz. Şundan iyileştim de, değil mi? Allah razı olsun, ürün ucu kullandık, iyileştik. Allah razı olsun, ürün ucu kullandık, iyileştik. Öyle olmaz ki. Hangi hastalığa ne kullandın, nasıl iyileştin? Dua ediyor. Tabii dua da lazım zamanında. Evet, kabız olan arkadaş kabızlıktan kurtulmuş. Ne diyor? Gözüm oluyor burada. İbrahim Bey sizden önceki yıllarda ürünler almış, daha önceki yıllarda iyileşmiş. Fakat şimdi kabızlık sorunu olmuş. Kabızlık için diyor, daha önce kullanmış, iyileşmiş, aradan birkaç yıl geçmiş. Evet. Neden kabız oluruz? Şurada mıydı? Gastritle ilgili bu. Şimdi mide nasıl çalışıyor? Midenin içerisinde şöyle 1, 2, 3 tane kas var. Midenin dış mukozasının, diş zarının içerisinde 3 tane. Bir de içerisinde mukoza var. Midemiz çalışırken ne yapıyoruz? Bir şey fark ediyor musunuz? Çamaşır makinesi gibi durmadan çalışıyor. Öğütüyor. Ne yersen ye, ne yersen ye. Ve bu mide aynı balon gibi. Şişir babam şişir. Böyle üflüyorsun. Şişiyor balon böyle kocaman oluyor. Bu da mide de genişliyor da genişliyor. Lastik gibi yani. Ama sonra çok genişlerse ne olur? Öyle büyük kalır. Ondan sonra doldurman gerekir. Hep doldurman gerekir. O nedenle yemek yerken dikkat etmek lazım. Bir, çok çiğnemek. İki, yavaş yemek. Bir Alman atasözü var. Halbwegs dauert. Yani az çok çiğnemek yarı sindirmektir diye bir söz var. Çok çiğneyen kişi kolay sindirir ve bağırsak sorunları yaşamaz. Kabızlık, ishal vesaire yaşamaz. Bu nedenle çok çiğnemek çok önemlidir. Çok çiğnendiğinde ağızda sindirim başlar. Birçok gıda ağızda daha yutmadan sindirim sistemine karışır. Ya kan kalbe şeye gider. Kana karışır. Evet. Ya midenin şu mukozasının içerisine Helicobacter pylori isimli bakteri, akıllı bakteri bu. Ne yapıyor? Buraya yerleşiyor. Yerleşmeden önce kamufle oluyor. Sabun köpüğü gibi bir köpükle mukozanın içerisine buraya deliyor, içine giriyor. Mide mukozasının içerisine giriyor. Girdikten sonra köpüğü atıyor, faaliyete başlıyor. Ve sürekli oradan toksik maddeler üretiyor.
Evet, burada da büyütülmüş şekli hücrenin içerisinde yerleşiyor. Burada tahribat yapıyor. Evet. Bir de dikkat etmek gerekir. Çok çiğnemek gerekir. Bir de evet, kabızlıkla ilgili o konuya geçecektik. Kabızlık. Efendim birçok sorunlar yaşamış. Karın ağrısı, kabız vesaire bizim ürünleri kullanmış. İyileşmiş. Allah sağlık sıhhat versin. Şimdi bu da vatandaşın nesi var? Kabız. Evet, kabızda en iyi örnek ne diye şurada. Evet. Defaceti burada sertleşmiş. Makattan an üstten çıkmıyor. Taş gibi olmuş. Evet, kişi neden bağırsakları böyle tıkanır? Taş gibi olur. Neden olur? Yanlış beslenmeden. Cips, jelibon, kek, gofret, çikolata gibi abur cubur, kola gibi şeyler yerseniz, içerseniz ne olur? Lifli madde yok içinde bunların. Lifli madde. Lifli madde olmasa ne olur? Evet, biraz büyütelim. Lifli madde olmasa ne olur? Böyle bağırsaklara taş gibi olur. Ondan sonra da küçük çocuklar ağlayarak, büyük adamlar da, geçen cuma namazına gittim. Tabii abdest almak için abdesthaneye indim. Yani söylenmez ya, söyleyelim örnek olsun diye. Neyse, büyük abdest için tuvalete girdim, çıktım. Yan tuvalette bir vatandaş, sanki hamile, doğum yapacak diyor. Adam bir türlü tuvalet ısınması çıkmıyor. Abdest aldım, bekledim adamı çıksın da ona biraz kabızlıktan nasıl kurtulur anlatayım diye. Adam çıkmıyor. Bekliyorum abdestimi aldım ki şu adam çıksın da bana bir daha kabızlıktan nasıl kolay kurtulur anlatayım diye bekliyorum, çıkmıyor. Baktım vakit, namaz vakti geldi, cuma vakti, adam daha çıkmıyor. Gittim hemen. Dedim ki artık beklemeyin. Çünkü cumayı kaçıracak. Şimdi vatandaş niye yarım saatten fazla orada oturup böyle doğum yapacakmış bir kadın gibi böyle veya böbrek ağrısından böyle ağlayan, sızlayan insan gibi öyle uğunup duruyor. Niye? Çünkü kuru gıda tüketiyor. Kuru gıda. Kuru gıda tüketirse ne olur? Bağırsak nasıl çalışacak? Lifli madde olmazsa. Lifli madde nedir? Sebze, meyve. Şimdi mesela yeme biz neyle başlıyoruz? Türk milleti olarak gelenek çorba. Arkasından kuru fasulye, pilav. Hepsi kuru. Ne oldu? Ekmek. Salata nerede? Salata yok. Sanki biz Afrika ülkesi. Sebze meyve yetişmiyor veya Grönland'da, Kuzey Sibirya'da yaşıyoruz da sebze meyve bulamıyor. Sebze meyve yemiyor vatandaş. Veya az yiyor. Şimdi bağırsak böyle ne olur? Kuru gıda tüketirseniz bura tıkanır, bura tıkanır, şura tıkanır, şura tıkanır. Ondan sonra da problem yaşarsın. Bura iyice tıkanır. Bağırsan son kısmı. Defacet yapamazsın, kalırsın öyle. Taş gibi olur sonra bağırsaklar böyle. Saatlerce tuvalette kalıyor vatandaş ondan sonra. Ihınıyor, ihınıyor. Çok kolay kabızlık tedavi edilmezse kişi de zamanla, hemen değil. Önce kabızlık zamanla kişi de halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel baş ağrıları yapar. Bir. Daha sonra alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusunu tetikler. İki. Yani hastalıkların %95'i bağırsaktan kaynaklanır. Mantarı azdırır. Çünkü burada kokuşma meydana gelir bağırsağın. Kokuşma nedeniyle mantarlar sürekli çoğalır. Sürekli toksik madde üretir. Toksik madde kana karışır. Kandan karaciğere gelir. Karaciğeri arıtmaya çalışır. Karaciğeri arıtamaz. Beyine dahi zarar verir. Kabızlık beyine zarar verir. Kabızlığa karşı çok basit, çok güzel bir yöntem var. Nedir? Akşam yemek mesela yiyeceksiniz. Bir. Neyle başlıyoruz? Bir bardak veya iki bardak daha iyi. Su içiyoruz. Bir veya iki daha iyi.
İki, çorbayla başlamıyoruz yemeğe. Salatayla. Neymiş? Salatayla başlıyoruz yemeğe. Çorbayla değil. Ya Ramazan'da ben çorba olmaz. Kuru gıdayla değil. Lifli madde çorba. Şey salata. Salata da ama öyle salata doğru ye değil. Bir, salatada mutlaka zeytinyağı, limon, sirke olması gerekir. Zeytinyağı, limon, sirke olmazsa ne olur? Midede salata yarım saat kalır, bağırsağa geçer. Bağırsakta 1-2 saat kalır dışarı. Ne olur? Hiçbir işe yaramaz. Ama salatayı siz zeytinyağı, sirke, limon katarak, karıştırarak yerseniz midede 4 saat, bağırsaklarda 8 saat kalır. Kişiye doymuşluk hissi verir. Bir, yemek yeme arzusunu, sürekli atıştırma hissini keser. İki, lifli madde olduğu için bağırsaklarda peristalik hareket kazandırır. Bağırsakları harekete geçirir, çalıştırır. Bağırsakların peristalik hareketi lifli maddeye bağlı. Abur cubur yerseniz tıkanır, böyle olursunuz. Bağırsaklar tıkanır. Ondan sonra yok fitildi, yok lavmandı, yok bilmem neydi. Onu, bunu, şunu kullanırsınız. Kabızlıktan kurtulmak çok kolay. Ha, kabız olanlar için ama nevimiz var bizde, kronik kabız olanlar için. Aloe vera var. Bitkilerin şahı, padişahı. Aloe vera. Aloe vera kullandığında kişi en ağır kabızı çözer. Aloe vera ve 19 çeşit bitki var bunun birleşiminde. Limon suyu, üzüm sirkesi, bal, çiçek balı, zencefil, aloe vera jel, maydanoz, kimyon, nane, sinilos, zeytin yaprağı vesaire vesaire. Doğal antibiyotik özelliklere sahip bakteri, virüs ve mantarları öldüren bitkiler de var. Hem mikropları öldürür, hem bağırsakları temizler, peristalik hareket kazandırır, kabızlığı önler. Ha, midesinde kişinin sorun varsa tonik de gerekir. Karaciğerinde kişinin sorun varsa, yağlanma varsa iksir gerekir vesaire vesaire. Yani her derde bir derman var. Elhamdülillah. Sorun yok. Önemli olan bu ürünleri kullanmak değil. Yani illa benden bir ürün alın demiyorum. Ne diyorum? Salata, yani kabız olmak istemiyorsanız salata yiyeceksiniz. Yemekten önce yiyeceksiniz ve salataya zeytinyağı, limon suyu, sirke katacaksınız. O zaman kabızlık sorunu kökten çözülür. Evet. Camide boşuna bekledim yarım saat. Vatandaş doğum yapacakmış gibi öyle deyip duruyor. O duruma düşmek istemiyorsanız. O vatandaş da eğer kabızlıktan kurtulmazsa 40 çeşit hastalık çıkar. Beyne bile zarar verir. Çünkü bağırsaktaki kokuşma nedeniyle ortaya çıkan zehirli gazlar, zehirli alkoller nereye gidiyor? Uçuyor mu? Yok. Emiliyor, karaciğere gidiyor. Karaciğeri aratamıyor. Nereye gidiyor? Beyne gidiyor. Pankreas'a gidiyor. Akciğere gidiyor. Böbreğe gidiyor. Bütün vücudu zehirliyor. Kabızlık bütün vücudu zehirler. Benden söylemez. Bunun için ne demiş? Kabızlık için ne demişiz? Evet, aloe vera. Aloe verayı unutmuşuz. Unuttuk hacı. Ben unutmuşum, sen değil. Ben unutmuşum. Ha, sorun değil. Seborrheic dermatit. Cilt hastalığı. Hamamelis demişiz. Hamamelis var mı? Hamamelis. Hamamelis virginiana. Hamamelis ise cadı fındığı da denir. Cadı fındığı. Neden? Fındık şeklinde meyveleri var ama yenmez. O nedenle cadı fındığı denir. Evet, gördüğünüz gibi fındık ağacının yaprağına da benzer biraz. Evet, yaprakları böyle. Bir de bu da meyvesi işte.
Fındık gibi. Yenmez ama. Bir de bunun çiçeği var. Böyle püsküllü güzel çiçekleri var. Çiçekleri. Çok güzel çiçekleri de. Hadi bakalım. Evet, bu fotoğrafları hep ben çektim. 12 yıl. 12 yılda 7200 fotoğraf çektim. Hala devam ediyorum. Evet, bu da bir çiçek görüyorsunuz gibi. Sanki kolileri ambalajlamak için kullanılan şey gibi. Evet, çok güzel çiçeği var. Maşallah. Allah her şeyi güzel yaratmış. Görmek lazım. Evet, ne dedik? Kanser dedik, grip dedik, kabızlık dedik. Şimdi seborrek dermatit. Ne görüyoruz? Vatandaşın yüzü gördüğünüz gibi kızarmış, sulu, kabarcıklı, yağlı bir yara oluşmuş. Seborrek dermatit. Seborrek dermatit. Bunda da böyle yüzünde. Her insanda başka başka türlü zuhur etmiş. Bu vatandaşın da kafasında seborrek dermatit. Evet. Her türlü cilt hastalığının sebebi %90 bağırsaktan, %10-15 de mideden kaynaklanır. Yani mide ve bağırsakları tedavi etmeden al buraya sür krem istediğin kadar. Geliyor vatandaş diyor ki ben şu kremi kullandım da olmadı, bu kremi kullandım da o krem, ya kremle ne ilgisi var? Burayı besleyen nedir? Nedir? Kan. Kanla birlikte buraya gelen kan kalitesi düşük demek ki. T hücresi, B hücresi, makrofaj yok içinde. Bağışıklık sisteminin elementleri yok. Niye yok? Karaciğer kan üretiyor. Ama kalite düşük. Kanın kalitesi neden düşük? Biraz önce kabızlıktan bahsettim. Bağırsakları mantar yerleşmişse, mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik madde kana karışıyor. Karaciğere geliyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Arıtamıyor. Nereye gidiyor? İşte buraya geliyor. Bağırsakları tedavi etmeden, karaciğeri tedavi etmeden hiçbir rahatsızlığı tedavi edemezsiniz. Şuradan bir link daha açayım. Bak göstereyim. Daha iyi olur. Evet. Bu örnek hoşuma gidiyor. Sizi de paylaşayım. Şimdi bağırsaklara mantar yerleşmiş. Mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz madde üretiyor. Bu bağırsağın içini yakıyor, kavuruyor. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. Toksik madde bağırsağı yakıyor bir. Bağırsak artık yeterli ve kaliteli enzim salgılayamıyor. Mesela bu enzimlerden birisi DAO. Diaminooksidaz. Çok önemli bir enzim. Ne işe yarıyor? Bu DAO karaciğerde, böbreklerde, akciğerlerde depolu bulunuyor. Ne işe yarıyor? Histamin yükseldi mi enzim devreye giriyor. Histamini minimum seviyede tutuyor. Enzim azalırsa histamin ne olur? Sürekli yükselir. Histamin yükselirse ne olur? Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu. Bu nedenle doktor ne yazar? Her hastaya hemen hemen kortizon yazar veya antihistaminik yazar. Kortizon ve antihistaminik sentetik olduğu için ne olur? Hücreye zarar verir, bünyeye zarar verir. Hücreyi bozar. Oysa mantarı yok etsen bağırsak yanmaz, kavrulmaz. Bağırsak normal enzim salgılar, problem ortadan kalkar. Yani dolanmak, illa kulağı şuradan böyle götürmeye gerek yok ki. Aa buradan böyle çekersen kulak burada. İlla böyle dolanmaya gerek yok. Yani kolayı varken niye işi zoruna gidiyorlar ki? İlle ki kimyasal vererek zehirleme ne gerek var? Kortizon, antihistaminlik vesaire. Mantar yok, olay bitsin. Her türlü alerjik hastalığın, cilt hastalığının sebebi bağırsak mantarı. Bağırsaktan gelen zehirli gazlar, zehirli alkoller karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapmaya çalışıyor? Arıtmaya çalışıyor. Arıtmazsa ne oluyor? Toksik madde nereye gidiyor? Beyne. Beyinde serotonin, nöronların, dopamin, glutamat, DMT gibi hormonlar salgılanması gerekir. Ama toksik madde beyni etkiliyor. Ne oluyor? Hormon seviyesi azalıyor. Neşeli, mutlu, umutlu, huzurlu olan bir vatandaş ne oluyor? Gergin, gerilim, stresli, kavgacı oluyor. Akciğere gidiyor. Zamanla bronşit astım tetikliyor. Pankrese gidiyor, şekeri tetikliyor. Böbreğe gidiyor, böbrek yetmezliğini, kalbe gidiyor, kalp yetmezliği vesaire vesaire ve cilde gidiyor. Ekzema, akne, liken, planus vesaire vesaire tetikliyor. Bağırsağı tedavi etmeden, iyileştirmeden hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz.
Kalıcı olmaz. Boşuna uğraşırsınız. Çözüm ne? Hamamelis. Nerede bizim hamamelis? Hamamelis. Evet. Gördün mü çiçeği? İşte bu güzel çiçeğin. Ne çiçeği lazım bize? Bu güzel çiçeğin çiçeği de lazım değil yani. Onu tanınması için anlatıyorum. Vatandaş tanısın bitkiyi diye. Yoksa etkili olan kısım nedir? Şu yaprağı ve dalının kabuğu. Şu dalın kabuğu. Dalının kabuğunda ve yaprağında etken madde. Hamatanin denen bir madde içi. Hamamali mi? Ya ben de adını şimdi o kadar şey ezberliyoruz ya. Şimdi bakayım göstereyim neymiş. Neymiş? Birleşimdeki etken madde. Ya Allah bismillah. Hadi bakayım. Bunlar da hep çay harmanları. Örnek verdim. Az kaldı. Uz gitti. Çok gitti. Evet. Tanin türevleri içerir. Galatotaninler, kateşin, galatokateşin, epikateşin, epigalokateşin vesaire vesaire içerir. Evet. Nerede bizim hamam? Çok hafif yukarı çıkarsanız. Çok hafif yukarı çıkayım. Çıktım. Şurada. Sayfayı yukarı alırsanız oraya. Ha. Hamamelitanin. Aa, vay anasın. Bunu ben açık formülü bile yazmıştım. Unutmuşum. Yaşlanıyor artık. Klinik araştırmalar. Yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Hangi birini sayayım? Saymayayım. Bir tane örnek vereyim. Pişik rahatsızlara, pişik rahatsızlarına. İntetirigo, küçük bebeklerde, çocuklarda gözüken böyle kaşıntıları vesaire popolarındaki denenmiş, etkisi ispatlanmış. Klinik araştırması. Steinhardt ve ekibi Basur hemoroid rahatsızlığını tedavi etmiş. Svobodo ve ekibi nörodermatoz yani atopik ekzemayı tedavi etmiş. Klinik araştırması var. Evet. İyileşmeyen yaraları iyileştirmiş. More ve James ameliyat sonrası. Ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralara epiziotome deniyormuş. Ne diyor? Geldi mi saat? İftara mı yetişemeyecek? İftara mı gel? Arkadaş oruç ya. Şimdiden şeye başlıyoruz. Daha saat kaç? La ilahe illallah. Evet. Ne dedik? Hamamelis. Neymiş? Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yapmışız. Hamamelis forte üretmişiz. Hamamelis. Hamamelis'in birleşiminde sadece hamamelis değil, 19 çeşit bitki var. Ve bunları kullandığında kişi, ama dedim biraz önce ne dedim, bağırsakta sorunu var. Bu nedenle cilt hastalığı, alerjik hastalığı olur vesaire dedim. Sadece hamamelis olmaz. Bunun yanında enginar lazım, iksir, aloe vera jel, komple set kullanmak gerekir. Ben hamamelis diyor, söylediniz, ben hamamelis alacağım diyor. Hal. O zaman iyileşir mi? İyileşir. Ama tedavi süreci sarkar. Çok çok sarkar. Evet. Şimdi vatandaşın birisi Tekirdağ'ında bana geldi. Adamın burası, göğsü, kolları, sırtı, kafası, her tarafı yara. Vücudunun %80'i neredeyse yara, ekzema. Seborrek dermatit. Ne kullandıysa bir faydası olmamış. Ben iyileşecek miyim hoca? Fotoğrafları gösterdi. Bir de işte bunlar da gerçek falan. Sorun yok. Düzenli kullanacaksın. Bir, hamur işi yok. İki, tatlı yok. Üç, peynirin her türü yasak. Dört, yasaklar olmadan olmaz. Yani tatlı deyince kola da yasak. Bazıları zannediyor ki sadece çikolata, jelibon, kek, gofret. Karpuz, kiraz gibi tatlı meyveler bile yasak. Her türlü tatlı, her türlü hamur işi, her türlü peynir yasak. Peynir neden yasak diyor vatandaş. Neden yasak? Çünkü peynir demek yağ demek, yağ asidi demek, yağ asidi asit demek. Asit asidoza dönüşür, asidoz kıkırdaklara zarar verir, damarlara zarar verir, cilde zarar verir. Asidozun yan etkisini saymakla bitmez, o da apayrı bir konu. Bu nedenle peynir yasak. Evet. Şimdi bu vatandaş vücudunun %80'i eksem olan
İnternette onun resimleri var, hatta kendi koydu. doğaltedavi.com.tr'de. Evet. Şimdi bu arkadaş 6 ay kullandı. Hamdolsun hocam, iyileştim. Yıllardır, 10 yıl, 15 yıldır bu işle uğraşıyordum. Bir şeyim kalmadı dedi. Bize dua etti. İnşallah Allah duasını kabul eder de biz de biraz istifade ederiz dualardan. Öbür dünya ne götüreceğiz? Herkes bir şey götürmeye çalışıyor. Biz de dua götürelim. İşimize yararız. Bu dünya boş. Evet. Kabızlık, mide, egzama, bu neymiş? Evet. Burada gördüğünüz gibi diz. Baldır ve bacak arasında şey, eklemler, kaval kemiğiyle femur, bacak kemiği arasında, eklem arasında şöyle bir sıvı var. Tabii bu biraz abartılmış. Bu kadar çok değil sıvı. Birazcık sıvı var. Eklem sıvısı. Eklemler arasında sıvı var. Her eklem arasında böyle sıvı var. Bu nedenle parmaklarınızı oynatıyorsunuz ya. Kemikler birbiriyle, şuradaki kemikler, kıkırdak, kemiklerin üst kısmında kıkırdaklar var. Kıkırdaklar ve kemik bu sıvılar sayesinde temas etmiyor birbiriyle. Temas etse ne olur? Önce kıkırdaklar erir, sonra kemik erir. Kıkırdakların ve kemiğin erimemesi ve hareket halinde birbirine zarar vermemesi için arada sıvı var. Ve bu sıvıyı koruyan şurada çok ince bir zar var. Sinovial sıvı denir. Bu da sinovial sıvı zarı. Şu ince bir zar. Ne kadar dayanıklı bu zar, Allah'ın işi işte. Çok çok dayanıklı. Neden? Adam 3 metreden 4 metreden hopluyor, zıplıyor, takla atıyor, bilmem ne yapıyor. Hiçbir şey olmuyor. Kaç ton basınç oluşuyor. Jimnastik yapanlar veya boks yapanlar, kickboks yapanlar yumruğu vuruyor, vuruyor. Patlamıyor. Patlasa ne olur? Buradan yukarı doğru çıkabilir. Oradan yukarı. O da kiste dönüşür. Vesaire vesaire.